Arabalar kundaklanmış, evler ateşe verilmişti. Gece yarısı düzenlenen saldırıda Batı Şeria silah sesleriyle yankılanmıştı. Yasir! İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli işgalci yerleşimciler yine terör eylemlerinde bulundu. Güvenlik kameraları işgalci yerleşimcilerin evlere girerek eşyaları ateşe verdiğini gösterdi. 23 yaşındaki bir Filistinli genç düzenlenen saldırıda göğsünden vurularak hayatını kaybetti. CNN International 7 Ekim'den itibaren Filistinlilere yönelik şiddetin giderek arttığı Batı Şeria'ya girdi. Saldırının ardından Filistinlilerin isyanını bir kez daha gözler önüne serdi. Leave houses. You know, I have a house. I got 8 kids. They are all Americans and they are just terrorized right now because of what happened yesterday. İşgalci yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli gencin cenazesini gösteren CNN ekibi, öfkeli kalabalığın sloganlar atarak naaşı Batı Şeria sokaklarında taşıdığını gösterdi. Gerçekleşen saldırıyı tüm dünyanın kınamasından sadece saatler sonra İsrail ikinci bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail işgal hükümetinden duyduklarımız bir aldatmaca. Çünkü biz Filistinliler bu yerleşimcilerin siyasi ve güvenlik emri olmadan saldırıyı gerçekleştirmediğini kesin olarak biliyoruz. Yerleşimcilere saldırılarını başlatabilecekleri mesajını veriyor. Evine girilen ve arabası kundaklanan bir Filistinli bahçesine girmeye çalışan işgalci yerleşimcileri görünce onları engellemeye çalıştı. Fakat tek kişilik gücü kalabalık gelen grubu engellemeye yetmedi. Önce darp edildi, ardındansa arabası ateşe verildi. Saat 7'ydi, dinleniyorduk. Yerleşimciler bizi hazırlıksız yakaladı. Arabayı parçalamaya başladılar. Filistinli Muhammed, işgalci yerleşimcilerin içeri girmeye çalıştığını söyledi ve ekledi. Bu planlı bir saldırıydı. Silahlarla gördüğümüz en vahşi saldırıydı. Eve girip kadınlara ve çocuklara ulaşmaya çalıştılar. Katliam olabilirdi.